Selam arkadaşlar. Kızlar şimdi yürüyüşe çıktım. Video çekeceğim size. Bayağıdır ara verdim videolarıma. Çünkü Türkiye'den geldik, düğün yaptık. O yorgunluk, buradaki telaş, stresler. Sultan ameliyat oldu kızım. Videoyu ayarlanan oydu. Onun için şey yapamadım, çekemedim videoyu. Şimdi yenikten başladım videolarıma. İnşallah memnun olursunuz. Ama yine eskisi gibi fazla atmayacaksın. Şimdi şimdilik. Arada bir atacağım. Biraz bir tam düzelene kadar Sultan. Gelin de çekmeye başlayacak. Onun da zamanı olmadı. O yüzden ara verdik yani. Şimdi yavaş yavaş yere başlıyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Şimdi yürüyüşe çıktık. Yürüyüşten sonra da gidip yemeklerimi yapacağım. Kızlar şimdi işte yürüyüşe çıktık. Hem size biraz buraları göstereyim. Yürüyüş yaparken. Hem de biraz gezelim böyle. Ondan sonra gidip yemeklerimize başlayalım. Kızlar eğer istiyorsanız YouTube yapmayı bana yazın yani yorumlarınızla. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz, abone olmanız çok değerli benim için. Onu yaptığı sürece ben de devam ederim inşallah. Kızlar şu ağacın güzelliğine bak, sonbahar geldi, yapraklar rengini değiştirdi. Rengi ne güzel değil mi? Güzel. Burada doktor. Şimdi doktor tadile girdi mi buraya geliyoruz. Kızlar bakın işte. Yani hepsi sadece mahallenin içinde yürüyüş yapmıyoruz. Böyle ormanın içinde de yürüyüşe çıkıyoruz. Şimdi mahalleden sonra ormanın içine girdik. Geri çıkıyoruz ama. Ondan sonra geri çıkıyoruz. Burada güzel. Yarım saat, bir saat yürüyüş yapıyoruz. Zamanımız olursa bir saatten fazla da oluyor ama zaman olmadı mı yarım saat içinde geri eve gidiyoruz. Çünkü bugün de biraz kısa olacak. Size video çekeceğim, yemek yapacağım. Gitmeden önce bir edekamıza uğrayacağız. Bizim meşhur edekamız. Şlos'u gösterelim. Biraz da Şlos'un oralarda gezelim. Ondan sonra eve. Şimdi kızlar bu videomda göreceğim. Bakalım beni özlemiş misiniz, özlememiş misiniz? Kızlar bakın Şlos'un oraya kadar yürüdük şimdi. Burada biraz oturalım, mola verelim. Ondan sonra geri devam. Tekrar ne kadar güzel bak. Saksı gibi yapmışlar. Ha? Büyük. Yapraklar dökülünce ne güzel görünüyor. Evet, sonbahar geldi, kış geldi gayrı artık. Burada havalar soğumaya başladı burada. Aynen. Anne yine ekmek unuttuk. Ördekleri. Ana. Ondan mı böyle olmuş? Değil, bu böyle ya. Değildi ama. Bu akmıyor. Bütün yerinde duruyor bak. Hmm. Bak burada tarihi şey. Şato mu? Ne derler ki buna? Şato işte. Kale gibi bir şey ama. Ağaçlar da onlar kadar olmuş. Ya. Aynen. Aynı yaştalardır. Ağaca baksana. Bak kızlar burada da işte kınalar neyin bazen yapılıyor. Aynen salon burası. Salon. Bu ağaç kaç yaşındadır? Oo. Çok yaşlıdır değil mi? Belli zaten ağacın alt kökünde. Baksana üçlü. Bir kök, üç ağaç çıkmış. Değil mi? O üçlü ama bu da beşli. Ondan
Kesilmez ki. Türkiye'de ağaçları keserler. Yeşillik kalmadı Türkiye'de. Almanlar kesmiyor. Oksijen diye. Bekarayımız orada. Çünkü bizim kaldığımız yer çok büyük bir yer değil. Böyle kasaba gibi. Evet, kasaba gibi ama şirin yer. Buraya gelen bir daha çıkmak istemiyor. Ne oluyor? Ön tarafı kanal herhalde. Kanal. Su akıyor ama öbür su akmıyor. O yerinde duruyor orada. Akşamları güzel burası değil mi? Işıklar yanında. Şöyle göster. Kızlar bakın, burada bizim doktorumuz, ev doktorumuz. Buraya geliyoruz. Şu yukarı kat. Şöyle. Burada da eczanemiz var. Tabii ben arka taraftayım şimdi eczanenin. Şu karşıda Edeka. Alışveriş yeri yani. Hepsi bir arada. Sabah eve kadar getir. Şimdi eksik şeylerim vardı. Ha, acı sos yapacağım. Onun için bir bakayım, bir alayım onları. Hangileri lazım? Hani nerede? Bunları mı? Sen bir şey kalacaksın. Ben sana sarıya düşük verin. Şöyle bir tane alayım. Kızlar, biz evin oraya yetiştik. Bir saattir yürüyoruz. Şimdi eve geçeceğiz. Bundan sonra yemek vermeye başlayacağım. Hadi yemekte görüşürüz. Bana kolay gelsin. Kızlar, biz geldik yürüyüşten. Şimdi yemeğin başına geçtim. Yemek yapacağım size. Size bugün yemeğimde fajitla yemeği var. Onu göstereceğim. Bir de gelirken Edeka'ya uğramıştık. Elmaları gördüm. Hemen oradan aldım. Ağaçtan kesmiş getirmişler. Yeni. Kıpkırmızı böyle. Canımız istedi orada. Ne aldım orada? Bir de paprika aldım, lazımdı bana. Bir de sarımsak aldım. Bir de soya sosunu aldık. Şimdi yemeğimize geçelim. Elmalarımızı şuraya kaldıralım. Yürüyüşe gitmeden önce de hamurumu yoğurduydum ben. Aynı mayalı hamuru gibi. Lavaş ekmeği yapıyoruz. Onun hamuru gibi. Süt, yağ, tuz, maya var içinde. Biraz sonra ona geçeceğim. Şimdi önce bir yemeğimizi şey yapalım. Burada beklesin. Fajitanın içine ne lazım? Böyle 600 gram etim var. Paprika. Biberim var, yeşili. Kırmızılarda acı acı katacağım ben. 3 diş sarımsağım var. Bir soğanım var. Baharatlarım da. Pul biberim var. Feta, tuz. Bir de şey, o da baharat, Türkiye'nin 7 türlü baharat diyorlar, ondan katacağım. Sıvı yağım var, damla da bundan katacağım, sıvı yağından. Şimdi önce bir etimizi doğrayalım. Kızlar bakın, etimizi doğradık böyle ince ince, uzun uzun. Şöyle seni. Şimdi etimi buraya koyacağım tabağıma, soslarını koyacağım. Bunun eti uzun ince kesilecek. Bu arada baharatlarımı ekleyeyim. Sıvı yağımı atacağım içine. Yarım çay bardağıydı.
Yarımdan biraz fazlaydı işte. Birazcık bıraktım ama çok gelmez. Biraz daha bundan kalacağım. Samırsamı da içine doğrayayım. Onunla beraber karıştıracağım yüzünü. Buzdolaba alacağım. Zamanınız olursa erken yapın kendinize. 1-2 saat buzdolapta dursun. Dinlensin. Et daha güzel olur. Ha, zamanınız olmadı. Yine de yarım saat bekletin yani dolapta. Etin dinlenmesi lazım biraz baharatıyla. Şimdi ben hazırlayacağım. Dolaba atacağım. Normal buzdolabına atacağım. Hamurumu yapana kadar orada beklesin. Samırsağımı da doğradım. Şimdi iyicene karıştıracağım bunları. İyicene karıştırın ki her yerine geçsin baharatı. Kızlar bu tamam şimdi. Bunu tüpeye aldım. Kapağını kapatacağım böyle. Şimdi normal buzdolaba bunu koyacağım. Orada beklesin bir saat. Kızlar etimiz dinlenene kadar ben bu arada biberlerini neyim de hazırlayayım şöyle. Bir tane paprikamı. Çekirdeğini koymayacağız. Çekirdeğini içinde alacağım onu. Bunları da aynı uzun uzun keseceğiz böyle. Uzun olsun da. Sonra bak şimdi de yeşil biberimizi doğrayacağız. Aynı onu da çekirdeğini alacağız içinde. Çekirdeği olmasın. Şöyle bölüp de. Bunlar da aynı şekilde uzun uzun keseceğiz. Şunlar da acı biberimiz. Çok acı bunlar. Kızlar bakın biberimiz de aynı uzun uzun kesiyoruz. İçine atmak için. Görünüşte de güzel görünüyor. Daha pişmeden bile güzel duruyor. Kızlar bunlar da acı olanlar. Acıyı seviyor ya. Katacağım acı. Gerçi ben daha çok seviyorum ama. Olsun içinde acı olsun. Koyalım oraya soğanımıza geçelim. Kızlar soğanı seven kendine katabilir. Sevmeyen katmayabilir de yani. Ben sevdiğim için katıyorum soğanı. Aynı şekilde onu da uzun uzun doğrayacaksınız böyle. Bakın hamurum oldu, döktüm şeyin üstüne tezgahın. Şimdi bastını yaptım, birazcık yaptım zaten. Size göstereyim şöyle küçük küçük yapıyorum. Bu mayalı gibi büyük olmayacak. Şöyle küçük küçük bazıları yapacağım, açacağım bundan sonra. Sonra da pişireceğim tavada.
Hadi bismillah başladık videomuza. Bizden yapması, sizden de beğenmeler. Artık yorumlar, beğeniler olacak inşallah. Sizden bekliyorum artık. Devam edeyim mi yoksa ara mı vereyim? Videolara. Sabah tavamızı koyduk üstüne. Tavamız iyice ısınacak. Azıcık da sıvı yağ tavanın dibine döktüm ki şey olmasın diye. Etimi de çıkarttım dolaptan. Siz yaparsanız elinizden geldiği kadar buzdolapta bekletmeye bakın, yani bir iki saat. Çünkü benimki yarım saat oldu aşağı yukarı. Az oldu. Şimdi dökeceğim içine. Evet, bir çocuk verdim. Devamlı karıştıracaksınız bunu ki soğusun. Bitsin. Tam kastan ödeyecek bu. Kızlar, etimiz bu arada bitsin, altını kıstık biraz. Şimdi ekmeğimize başlıyoruz. Bundan açmıyorum bunu. Çünkü bu mayalı gibi büyük olmayacak. Böyle küçük küçük açalım. Kızlar bakın, etimiz de pişiyor. Ara ara hep karıştırıyorum böyle. Kamerada tabi biraz büyük kalın görünüyor. Değil ama ayıp ince. Bu şimdi altını kıstım, kısık at işte. İyice ne pişsin. Böyle. Çünkü bu büyük büyük açılmayacak. Böyle küçük küçük olacak. Bunun şeyi burada. Puf noktası burada bunun. Hey, minnacık minnacık, ne güzel oldu. Ekmeğimiz oluyor. Etimiz pişiyor şimdi. Birazdan sosunu hazırlayacağım. Bu pişti bak, ne güzel oldu. Hey. Minnacık minnacık pamuk prensesin ekmeği. Bir görse hamur mu yapıyor der. Bu yatıyor şimdi. Bak kızlar. Hamurumuz az kaldı. İşte bazılarımız. Çünkü unla hiç açmıyorum bak. Elim çünkü ilk başta bazı yaparken biraz yağla, sıvı yağla elimi ıslattım. O yüzden hiç şey yapmayan bazılara, unatmayan. Şu etimize de bakalım. Hadi. Etimiz de pişiyor. Ama sen de bir bak, sen geri kalma. Sen de bak annem, tamam. Hı. Sen de bak. Bu arada sen benim annemin resim geldi. Evet, sen neye bakıyorsun? O da bakıyormuş, pişti mi diye. Sen neye bakıyorsun? Makine nerede? Makine nerede? Neyi nerede? Yemizim. Neyini? Ha, üstüne çıkacak. Hı. Ya, hangi neyin ya? Macun nerede? Ha, macun şampuanı. Ha, abi götürdü, geri getirecekmiş sana. İçine dolduracak. Ne yiyorsun sen? Ekmek tatlı geldi ya. O nasıl yeme? Kızlar bakın, et de suyunu bıraktı. Suyla pişsin böyle. Ama sen de bak. Kızlar bakın, soğanın içini ayrı tavaya koydum. Burada biraz sıcak sürteden içine. Bu da biraz kızartın da orada içinde hemen kızarmazsın. İşte bakın, etimiz suyunu çekti iyice. Şimdi diğer malzemelerini katacağım. İnce soğan biraz az kavurdum ya orada. Öldürdüm ya. Yani. Ne güzel olmuş, gördün mü?
nar gibi kızardı pişti etlerimiz. Altını kıstıydım, açayım biraz. Şimdi paprikayla biberimi katacağım. Bunlar da biraz ölsün. Yağımız az geliyor. Biraz yağ katabilir misiniz? Sıvı yağda. Şimdi üstünü kapatayım. Biraz biberleri ölsün. Bitti. Bitti. Böylesine pişirip tepkilerimizi. Şimdi size biraz sonra göstereceğiz bunlar nasıl yenilir diye. Bak, bakın biberimiz de pişti içinde. Şimdi içine soya sosumu katacağım. Bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı katacağım. Böyle bir kaşık. İki tane attım içine. Kadar bitsin, ben bunun altını kapatacağım dedim. Kızlar bakın, fajitamız pişti şimdi. Bunu kenara alacağım. Size sürüm yapacağım. Burada da yoğurtlu sos yaptım. İçinde sarımsak var, yeşil sarımsak. Üstüne dökmek için. Acı biberim, soslarım da yanında hazır. Şimdi bitirdim. Sonu geldi yemeklerimin. Bir videomun daha sonuna geldim kızlar. Hadi bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada videomu beğeni, yorumlarınızı da unutmayın kızlar. Yazın, ben de ona göre yapayım. Abone olmayı da unutmayın. Onlar benim için çok değerli. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.